İstanbul'un en büyük kütüphaneleri arasında yerini alan Fatih Merkez Kütüphanesi, Fatih Belediyesi Hizmet Binası içerisinde hizmete girdi ve yeni bir sergi salonu açıldı. Gençlerin buluşma noktası haline gelmesi beklenen Fatih Merkez Kütüphanesi'ni ve yeni açılan o sergi salonunu TVNET ekibinden Sait Topçu konuğu Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'la birlikte gezdi. Şimdi hemen Sait Topçu'nun yanına gidelim ve detaylar için sözü Sait'e bırakalım. Duygu Öztürk, senin de ifade ettiğin üzere Fatih 11. kütüphanesine kavuştu. İstanbul'un en büyük kütüphaneleri arasında yer alıyor. Senin de ifade ettiğin üzere yayın öncesinde gezme fırsatı bulduk. Oldukça güzel çalışmalar yapılmış burada. Bilgisayarlar var, binlerce kitap var. Çok sayıda, belki de en önemlisi bu, çok sayıda genç burada sessiz bir ortamda derslerini çalışıyor. Kafeteryada mola veriyor. Tabii birçok detay var. Bunları da konuğumuzla konuşacağız. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Dilim döndüğünce kısaca özetlemeye çalıştım ama tabii buranın yapımında sizlerin emeği, ekibinizin emeği oldukça fazla. Süreç nasıl işledi, ne kadar sürdü buranın yapımı oldukça da güzel ve sosyal belediyecilik anlamında da gençlerin uğrak noktası haline gelen bir mekan yapmışsınız. Evet, tabii bu kütüphane bizim 11. kütüphanemiz. Çok kütüphane yaptık. Gençler sağ olsunlar teveccüh gösteriyorlar. Ancak bu kütüphanenin bir özelliği de burası belediye binamız bizim. Daha önce şu anda kütüphanenin olduğu birim belediyemizin içindeki bazı müdürlüklerimiz, birimler. Biz bu belediye birimlerini binanın dışına da çıkartmadık. Aynı katlara, üst katlara yerleştirdik. Şu anda İstanbul'daki en önemli, en büyük belki de kütüphanelerden bir tanesi. Belki birinci, belki ikincisi, onu tam bilemiyorum arkadaşlarımız. Ama oturma kapasitesi olarak şu anda içeride 400 gencimiz aynı anda ders çalışma imkanına sahip. Hatta şimdi canlı yayındayız. Şu anda o da tesadüf. Bu dördüncü günümüz, kütüphanenin dördüncü günü ve şu anda içeride oturacak yer yok. Sıra bekleyen gençlerimiz var. Sabah, şimdi ekibinizin arkadaşlarınız söyledi. Sabah açılmadan önce önünde bir uzun bir kuyruk oluşmuş. Bu tabloyu şaşırmıyor musunuz? Gençler evet, aslında çok büyük bir teveccüh gösteriyor. Ben o şaşırma şeyini bir yıl önce yaşadım. Yani bu 11. kütüphaneye gelinceye kadar tabii bir serüvenimiz var bizim. Birdi, iki oldu. Son 1,5 yılda 11 kütüphane açtık. Dolayısıyla kütüphane konusu Fatih bir merkez ilçe. Bu merkez ilçe olması bile İstanbul'un her tarafından gençler teveccüh gösteriyor. Bu kütüphanemiz belediyemizin, yani merkez bir yer burası. Belediyemizin altı. 4000 metrekare bir mekan burası. Dediğim gibi 400 sadece ders çalışma mekanı. Bir de bunun kafeterya kısmımız var, çocukların dinlendikleri. Efendime söyleyeyim, bekleme salonlarımız var. Bu tabii çok sevindirici bir şey. Gençler gerçekten, hani hep konuşuluyor gençler işte şöyle, gençler böyle. Bunu samimiyetle söylüyorum, burada söz olsun diye konuşmuyorum. Gençlere her açtığımız kütüphane İstanbul'un farklı ilçelerinden gençlerimiz, Fatihli gençlerimiz birbirleriyle iletişim içinde bu mekanlar, bakın dördüncü günü diyorum ve full şu anda dolu. Gençler sıra bekliyor. Dolayısıyla bunlar sevindirici şeyler. Şunu konuşmak lazım. Tabii kütüphaneler oldukça önemli ama burada kütüphane dışında farklı imkanları da içinde barındırıyor. Gençlerin biraz da teveccüh etmesine teşvik eden konulardan birisi de budur sanırım. Neler var kütüphane içerisinde? Tabii bunu da izah edeyim. Bir defa bu kütüphanede herhangi ücret geçmiyor. Hiçbir yerinde, ne kafeteryasında ne diğer alanlarında ücret geçmiyor. Benim kütüphanelerle ilgili yeni bir tanımlamam var. Burası gençler için tam bir fırsat eşitliği projesi. Bakın Fatih'te evlerin yaklaşık %80'i, Fatih için söylüyorum, %80'i 2+1 evler. Dolayısıyla gençler kendilerine mahsus çalışma alanları tabii ailenin sayısına göre bulamıyorlar. Ama burada bütün gençler, müthiş bir fırsat eşitliği var. Dediğim gibi içeri girdikten sonra herkes eşit imkanlardan faydalanıyor. Çay, kahve, çorba, bunlara şeyler. Kahve makinamız var. Günde iki sefer gençler kahve alabiliyorlar. İnternet sürekli, sınırsız internet hakkı tanımış vaziyetteyiz. Şimdi pandemi koşulları geçerli. Bu kütüphanemiz kapısında yazıyor, 7/24 açık kalacak bir kütüphane. Çünkü burası metro hatlarının kesişim noktası. Ama diğer kütüphanelerimizde pandemi sonrası 8:30 saat 24 arası açık olacak. Fatih'te bu kütüphanemiz 7/24 açık kalacak bir kütüphane. Ama dediğim gibi sevindirici olan şey, kütüphane açmak
bir önemliyse önemli olan bunları gençlerin doldurması. İşte o sevindirici kısmını yaşıyoruz şu anda kütüphanemiz evet, dolu. Potansiyeli keşfetmek, ona göre hareket etmek, ona göre yatırım yapmak oldukça önemli. Burada sadece kütüphane de açılmadı. Elbette bir de sergi salonumuz var. Onun detaylarını da sizden alalım. Çok evet. Merak ediyorum. Tabii bugün bu kütüphane kompleksiyle beraber fuaye alanında bir sergi salonumuz var. Yani İstanbul yeni bir ve nitelikli ve merkezde bir sanat galerisi kazanmış oluyor. İşte o sanat galerimizin hem açılışını bir sanat faaliyetiyle başlatıyoruz. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal sergisiyle açıyoruz. İbnül Emin Mahmut Kemal İnal Fatih'te Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde çok önemli bir entelektüel, bir devlet adamı. Yani hezarfen birisi. Dolayısıyla birçok özelliği barındıran birisi. Onun bütün varlığını ölmeden önce kendisi İstanbul Üniversitesi'ne bağışlamıştı. Yazma eserlerini, hatlarını, musiki şinas birisi bütün eserlerini sağ olsun İstanbul Üniversitemiz, rektörümüz onlarla beraber burada ilk defa üniversitenin dışına çıkıp sergileniyor bunlar. İbnül Emin Mahmut Kemal sergisiyle sergi salonumuzu açıyoruz. Burası tabiri caizse bir kültür, sanat, eğitim birim olarak Allah'a şükür işte buradaki kalabalıkla beraber de kazanıldı. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ olun. Evet, Fatih Belediye Başkanı Sayın Ergün Turan'la birlikte Fatih'te yeni açılan Fatih Merkez Kütüphanesi'ni ve sergi salonunu konuşma fırsatı bulduk. Kütüphanenin imkanları oldukça önemli, oldukça değerli. Gençler de bu imkanları elbette değerlendirmek amacıyla zamanlarını burada geçiriyorlar. Pandemi nedeniyle kısıtlanmış durumda ama pandemi döneminden sonra 7/24 hizmet vermeye de devam edecek diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.